Irak dediğimiz şey, dini yapılarda kuzey, güney, doğu, batı, dört yörü simgeler. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam, güzel. Yanlarına geçiyoruz. Mitra kültü, eski Mitra dinine mensup ikondur onlarda. Sonra neler var? Sol taraftaki düşmüş, sağ tarafta kanatlı ejderha görüyorsunuz. Birisi Griffin'dir buradaki, diğeri Centaur'dur. Centaur dediğimiz şey, at gövdeli insan. Bunlar da apokaliptik simgelerdir. Yani cehennemi anlatır bize. Bu tarafta şu bant şeklinde sütunda Tevrat'taki teklim babı, yani kutsal kitap Tevrat'taki yaratılış bölümündeki sahneleri görüyorsunuz. Nedir? Adem'in yaratılışından Habil ile Kabil cinayetine kadar giden sahneler. Bakalım, sağ taraftan başlıyoruz. Çok anlaşılmıyor zaten, kabartmalar biraz yazan yıla kötüleşmiş. Tanrı'nın Adem'in yaratılışı var aslında en bu tarafta. Daha sonra bakın aslında çok belirgin bir yılanı Havva kandırıyor. Görüyor musunuz ağaca sarılı yılanı orada? Havva kandırıyor. Havva orada Adem bahçesindeki elmayı yedikten sonra birden Adem ile Havva çıplak olduğunu fark ediyor ve kendilerine kutsal kitaplara göre incir yapraklarından elbise yapıyorlar. Diğer yapraklar ve incir ağaçları da o hikayeyi sembolize eder. Geliyoruz bu tarafa. Adem ile Havva'nın cennetten kovulması. Adem'in değil de Havva'nın üzüntüsünü görüyorsunuz şu şekilde. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Yakaladıysanız gayet iyi anlaşılıyor. Tam şurada cennetten kovulduktan sonra onların üzüntüsü. Ve en sonunda da Habil ile Kabil cinayeti. Adem ile Havva'nın çocukları Habil ile Kabil. Biri çoban, diğeri çiftçi. Habil yerde yatıyor. Kabil elinde taş, onu öldürmüş. Bu şekilde Tevrat'taki teklim babı burada anlatılmış. Buyurun şöyle geçelim. Bir şekilde görünüyor. Ne demek absız, hani parmağımız su topladığında çıkar, absa yapar. Aslında aynı kelime kökünden gelme. Burası doğu cübesini, doğu absisini şimdi aynı. Doğu'ya bakan tek başlı kartal figürünü görebilirsiniz. Neydi o? Konya'nın tanrıdanlığı. Şimdisi ki Konya'nın tanrıdanlığı bu bölgeye 220 yıl boyunca hükümdarlık yapmıştır. Kıyafetinin sahip olanlar caminde bildirilir. Caminin içinde bir tane Ontalyon denen mozaik işleme var. Ontalyon bir kilisede Ontalyon olmasının anlamı şudur. O kilisede taş büyümesi yapılıyor. Ben caminin içine girmeyeceğim de bir işlemin sahipsin. Dileyenler girebilir. Yukarıdaki freslere bakabilir. Kütle, gerçi şemsiyelerle kaplanmış olan oradaki ışıkları yakarlar. Ayrıca içeride çok meşhur olan Leonardo da Vinci'nin de resimleri, son akşam yemeği hikayesi de, betimlemesi de orada mevcut. Onu görebilirsiniz. Ben sizi dışarıda bekleyeceğim.